Bilgiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bu bayram harçlığı konusunda artık bir açıklama yapmak istiyorum o kadar çok soru geliyor ki hocam bayram harçlığı var mı yok mu bu konu hakkında ne yapabiliriz nasıl başvurup 1000 TL alabiliriz tarzında sorular geliyor kanalımızda 3-5 gün önce bunun videosunu zaten sizlere çekmiştim fakat halen aynı sorular gelmeye devam ediyor ve bununla birlikte halen bayram harçlığını varmış gibi gösterip video çeken kanallar bitmiyor arkadaşlar ve bundan ötürü de daha önceki yardımlara başvuru yapan arkadaşlarımız varsa örnek veriyorum bir engelli vatandaşımız vardır. Bu gidip engelli aylığı için başvuru yaparken onun başvurusunun sonuçlanması gecikebiliyor. Bunlara sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda siz aile destek programını ilk defa alan bir hane de olabilir bu. Bunu yeni duymuş olabilir ona başvuracaktır. Onun başvuru sürecini uzatıyor tarzında bir sürü şey oluyor. Şimdi bu bayram harçlığı konusunu artık bir net bir şekilde açıklama getirelim açıklık getirelim. Bayram haçlı diye bir şey yok arkadaşlar. Bu tarz videoları çeken kanallara artık itibar etmeyin. Yani okuduğunuzu, dinlediğinizi biraz araştırın. Bir bakın arkadaşlar internete girin. Neler oluyor, ne bitiyor, resmi kaynaklara bir bakın. Bakanımız böyle bir açıklama yapmış mı? Böyle bir şey sunulmuş mu? Adam oraya yazıyor bayram harçlığı 1000 TL gel hemen al. Hemen veriyorlar kardeşim bayram harçlığını. Hemen başvurun alın 1000 TL cebinizde. Böyle bir şey yok daha aile destek paralarını yeni yeni almaya başladınız. Daha bu hafta aldınız ki alamayan vatandaşlar var ki pazartesi günü alacaklar. Şurada bayrama kaç gün kaldı da hemen bayram açlığı varmış gibi gösteriyorlar. Ve bu videoları da sayısız insan izliyor. Bakıyorum 30 bin, 40 bin. Yani biz burada kaliteli bir şekilde içerik üretmeye devam ederken, aynı zamanda insanlara yardımcı olmaya çalışırken, değerimizin bilinmemesi arkadaşlar biz bir miktar üzüyor bu konuda. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü bu konularda yani en detaylı bir şekilde araştırıp video çeken kanalların başında geldiğimi düşünüyorum. Bir kanal daha var. Yani bu yardımlar hakkında güzel videolar çeken, doğru bilgiler veren bir kanal daha var. Onun da adını ileride sizlere söyleyeceğim. Onun dışında hepsinin çöp video ürettiğini düşünüyorum. Her gün aynı videoları, aynı şeyleri sizlere sunup, sizin sırtınızdan para kazanıp ve bunları varmış gibi gösterip yani işin garip tarafı da şu ki Bizim insanlarımız da bunları görüyor. Allah razı olsun hocam diyor. Sizin sayenizde diyor. Şunu aldım, bunu aldım. Yani ne aldın? Bayram harçlığı diye bir şey mi var? Sen aile destek paranı bile geç aldın. Yani üzerinden kaç gün geçti ki alamayan kişiler var. Daha pazartesi günü alacak insanlar var. Yani biz size burada yardımları anlatıyoruz. Hepsi resmi kaynaklara dayalı. Farklı yardımlara değinmeye çalışıyorum. Yoksa ben de bilirim aynı yardımı farklı bir yardımmış gibi işte şu yardımı al, ev hanımlarına bu yardım. İşte şöyle kazanç sağlayın, böyle kazanç sağlayın. Sizlere en detaylı şeyleri sunuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, bu e-Devlet'in kendi resmi sitesidir. Bakın açık kapı başvurusu ve başvuru takibi diye. Burada kendisi bir uyarı yapmış. Yani e-Devlet'ten bir uyarı geliyor burada görmüş olduğunuz gibi İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir uyarı. Sosyal medya üzerinden yayılan açık kapı hizmeti üzerinden başvurulması durumunda Bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. Yani buradaki uyarıyı da görüyorsunuz ha. Açık kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi de bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Tarzında bir uyarı gelmiş. Yani bayram harçlığı diye bir şey yok. Bilginiz olsun. Ha burada hocam o zaman açık kapıdan değil de sosyal yardım başvuru hizmeti yazıp oradan başvuralım. O zaman varmış diyorlar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi arkadaşlar? Ya zaten olsa yani bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklar. Cumhurbaşkanı açıklar 1000 TL emeklilere. Zaten emeklilere diyorum. 1000 TL her insana ihtiyacı olana buradan bayram açlığı vereceğiz diye zaten duyurulur haberlere çıkar. Bazı haber siteleri yapıyorlar işte bayram açlığı al çünkü onlar da tıklanmadan, görüntülenmeden para kazanıyorlar reklamlardan. Ve aynı zamanda içerik üreticileri de bu şekilde artık gözünüzü açın. Bunları görün doğruyu yanlışı biraz araştırın. Demek istediğim şey bu. Öğrencilere yönelik 1000 TL bayram açlığı konusu vardı. Bu da gündeme getirildi ama bununla ilgili de bir sonuç yok. Resmi bir açıklama yok. Yani boşuna heveslenmeyin burada. Çünkü bunlara bel bağlıyorsunuz. Buradan hemen başvurayım ben sosyal yardımlaşma vakfına. Çıkar 1000 TL alırım. Burada siz başvuru yaptığınızda gerçekten ihtiyacı olan insanlar sizin de vardır tabii ki. Yok demiyorum. Ama gerçekten o yardımı alabilecek kişilerin başvuru sürecinin incelenmesi uzuyor. Demek istediğim şey bu. Ve bu içerik üreticileri de utanmadan hala 1000 TL al yazıyorlar. Yani bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Bayram harçlığı konusunda artık lütfen soru da sormayın bana. Çok fazla yorum geliyor. Böyle bir şey yok. Ha, olursa, bak tabii olmaz dedi bir şey yok. Bir açıklama gelir. Belki 1000 TL verilebilir. Zaten bunu biz kanalımızda duyuracağız. Ve haberlere de resmi kaynaklardan da bildirilip çıkar zaten bu. İçiniz rahat olsun. Bu şekilde başlık koyup insanları aldatanlara da hiçbir şey demiyorum. Herkes kendine yakışanı yapar. Çekiliş hakkında da sorular sordunuz. Çekilişi zaten iki önceki videomda anlattım. Açıklama. Açıklandı yani sonuçlar. İnsanlara da ücretlerini yolladım, hediyelerini yolladım. Onların da yorumlarını zaten görebilirsiniz. Biz her şeyi ispatlı ve kanıtlı bir şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Açık ve nettir. Önümüzdeki günlerde bir ne Ramazan ayına özel yardımlar var mı? Evet var. Bunların da videosunu sizlere çekip anlatacağım. Neyse o nasıl başvuru yapabiliyorsanız onları göstereceğim. Yani size burada boşuna ümit vermeyeceğim. Neyse onu göstereceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.